Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Daha doğrusu ne yaptık? Dün arkadaşlar bir iş buldum. Bodrum Torba'ya. Geçen sene gitmiştim de. İskele demiri götürmüştüm. Hatta evet, oraya da çekim yapmıştım. İskele demiri götürdüm. Yine aynı yere arkadaşlar. Onu indirdim şimdi. Daha yeni indirdim. Normalde sabah geldim. Efendim. Bayağı da bir yoruldum. Çünkü şantiye gerçekten yoruyor yani. İnsanı yoruyor arkadaşlar. Onun için bayağı bir yoruldum. Sonra biraz işe baktım. İndirilirken, işte indirmeden önce falan. Birkaç tane iş buldum ama hoşuma gitmedi. Yani ters. Şöyle ters. Mesela buradan Finike'ye var. Şimdi Finike'ye gideceksin. Finike'den yarın yük indireceksin. Oradan yani 120-130 kilometre Antalya'ya boş gideceksin. Gerçi Finike'den kereste falan bulurdum ama o geçti. Sonra bir bucağı şey vardı. Granür. Plastik ham madde gibi. Naylon mu, plastik mi? Onu da almadım. Niye almadım? Parası hoşuma gitmedi. Yani şu kale yolundan gideceksin. Denizli tarafından, Tamas tarafından. Gereken oradan geldim arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir sıkıntılı, ağır yol yani. Sonra Söke'de bir nakliyeci bulduk. Oradan şimdi gaz beton yüklemeye gidiyorum. Söke'den. Antalya merkeze. Efendim. Şimdi neden bu yük aldım aslında? Yükü daha yeni indirdim. O mesela bucak yükü tam şeydendi. Yatağındandı. Yatağına gidene kadar zaten akşam olacak. Adam yüklemez. Akşama kalacak. Ben de bunu sordum. Yani gaz betonu sordum. Yani yükleme saat kaça kadar diye. Ya o da dedi gece 12'ye kadar var abi dedi. Sıkıntı olmaz yükleme dedi. Ben de bir gün yatmamak için aldım. Yani nakliyesi 10 numara mı değil. Ama yani şöyle bir algı oluşmuş artık. Bence çok yanlış bir algı. Buraya gelen araba kesinlikle dönüş arabasıdır diye düşünüyorlar ve bu şekilde muamele yapıyorlar. Yani geldiğim nakliye ile buradan gittiğim nakliye arasında hiç alaka yok. Dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bunu da anlatmaya çalışıyorsun. Yani abi dönüş arabası diye bir mevzu yoktur diyorsun ya. Araba arabadır yani. Sen buraya kaç liraya geldiysen, yani çok olsa 100 lira 200 lira aşağısına geriye dönmen lazım, gitmen lazım yani. Ama öyle bir algı oluşturmuşlar ki burada dönüş arabası kesinlikle geriye dönecek. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben dönmesem, yani ben yüklemesem hemen bir başkası yükleyecek. Yani ben o yükü almazsam 5 dakika sonra o yük kesinlikle gidiyor. Kaç kere denedim. Hatta şöyle bir durum oldu. Aklıma gelmişken anlatayım onu. Bursa'ya gittim. Neyse yük indirdim. Nakliyeciler sesine gittim. Geçen seneydi galiba. Kışın yine. Antalya'yı sordum. Nedir abi dedi şu fiyat. Ya dedim ki ya buraya gelirken biraz şeye geldik. Yani buradan giderken biraz para yaz da gidelim dedim. Yani gittiğimize değsin dedim. Allah abi şey bu dedi. Parası bu dedi. Gidersen dedi. İnan ki, inanın arkadaşlar. Yani 10 saniye geçmedi ya. Hemen arkamda bir başkası bekliyormuş. Geldi. Antalya'yı bana yaz dedi ya. Gözümün önünde o yükü aldı gitti. Şimdi burada bir
Şey var arkadaşlar, sıkıntı var. Sıkıntı şu. Bir, benim pazarlığım daha bitmemiş. Ben o pazarlığı devam ettiriyorum. Yani ettirmiyorum aslında, hani parası bu, ben de uğraşıyorum, yükseltmeye çalışıyorum ya. Bitmedi aslında benim pazarlığı. Arkadan gelip o abinin o Antalya'yı sorması hata bir. İkinci, nakliyeci arkadaşın şöyle demesi lazım. Tünele giriyoruz. Işıklarımızı açalım. Hata iki, o nakliyeci arkadaşın bana sorması lazım. O yükü alıyor musun, almıyor musun diye. İkisini de yapmadı. O yük oradan gitti. Yani o yük, bak unutamıyorum hala. Yani gücüme gidiyor arkadaşlar. Gücüme gidiyor yani. Yani şimdi orada ben hepimiz için uğraşıyorum orada mesela. Temsilen. 100 lira 200 lira nakliyeyi yükseltmeye çalışıyorum. Bu da en doğal hakkımız. Arkadan ben senin yükünü yani sen almazsan ben alırım dercesine gelip o yükü alıp gitmek yani hoş değil. Aslında şöyle bir şey, kendi ayağımıza sıkıyoruz yani. Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, mutlaka içimizden birisi geliyor, o çelmeyi takıyor arkadaşlar. Hani geçen videoda ne zaman bahsetmiştim blogda, şoförler yani konuştuğunda pamuk gibidir diye. Ama yani pamuk gibi olmayanlar da çıkıyor arkadaşlar, bu da bir gerçek. Öz eleştiri yapıyorum, ben de şoförüm yani. Her şey kendimizde bitiyor ya. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi dediğim gibi bu yükü de dün Ayhan abiyi aradım. Bizim FİBA Ayhan abiyi. FİBA Lojistik'in genel müdürü. İş var mı Ayhan abi dedim. Çok dedim. Nereye gitmek istiyorsun? Valla abi o zaman yaz İstanbul'a gidelim dedim. Geçemedim. Yaz İstanbul'u gidelim dedim. Şu anda elimizde Bodrum var dedi. Gitmek ister misin dedi. Bodrum'a gideriz dedim. Efendim. Ondan sonra hemen aldım o yükü. Yükledim. Akşamleyin. Sonra yine. Hadi abi. Seni bekliyorum. Tamas'ı geçtim. Denizli Tamas'ı. Kale var. Kale tarafından geldim. Kaleye geldim. Takograf bitti. Dedim şurada bir takografı dinlendireyim. Sonra saati yine arkadaşlar birkaç saat ileriye kurdum. Biraz yatayım diye. Her zamanki gibi fix menü hiç değişmez. Yine sabah namazını bulmuşuz arkadaşlar. Evet. Ondan da yani birkaç saat şeye geç kaldım. Normalde biraz daha erken indirebilirdim. Belki öğleden önce indirebilirdim. Çünkü önümde gittiğimde arabalar da vardı. Evet. Nasip ama, her şey nasiptir. Ama oldu mu şimdi? Oldu mu? Oldu mu şimdi? Hiç hoş bir şey değil yani şu anda bu. Bu arabanın bu şekilde durması hiç hoş değil. Evet. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Biz yani farklı yerlere gittiğimizde, atıyorum Konya'ya gittik ya da Mersin'e gittik. Herhangi bir yere gittik. Oraya gittiğimizde nakliyeciler sitesinden yandı mı? Yandı. İş alırken oradaki nakliyeci, bazı nakliyeciler, hepsi değil de şey sorar yani, Antalya'da çalıştığın nakliyeci var mı diye. Ben de çoğunlukla değil, hep Ayhan abinin numarasını veririm. Şimdi ona telefon açıyorlar. Diyor ki yani İsmail Arslan aradı. Girmiş. Hemen karşıdan Ayhan abi bizim sıralıyor yani. İşte hocadır. Sana bir okusun. İşlerin rast gider.
Bana bir okuyor, işlerim açılı veriyor. Hemen karşıdaki bizim nakliyeci abi tebessüm etmeye başlıyor, gülüyor falan. Ya bu işin esprisi. Öyle bir numaramız yok. Ama işte Ayhan abi bizi sevdiğinden takılıyor yani. Birbirine karşı güven çok önemli arkadaşlar. Güven vermek lazım. Evet arkadaşlar, bu hafta öyle yaptık. Şimdi bir de şundan var. Uyku aklıma geldi. Yine söyleyeyim. Yatağına yükleyeceğim. Yine kale yoluna vuracağım arabayı. Rampaya. Ama buradan sökeden yüklediğimde Aydın tarafından geçiyoruz. Çok fazla böyle şey görmeyeceğiz. Rampa falan görmeyeceğim için. Yani araba biraz daha şey gidiyor. Ferah gidecek. Onun için o yükü aldım diyorum. Ama arabayı böyle boş kullanmak ne güzel ya. İstediğin gibi oynatabiliyorsun yani şöyle. Şıkır şıkır kaşıkları alıyor, veriyorsun Scania'nın eline. Sen çalıyorsun, o oynuyor. Mavis'in bu yönünü çok seviyorum arkadaşlar. Yani çok pratik araba. Şu buçuklar çok işe yarıyor. Şık 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 şık, hemen pratik. Didim'e 47, Söke'ye 54 kalmış. Evet arkadaşlar, yükümüzü sardık. Ama biraz geç sardım. Dün bayağı bir sıra vardı. Kaçtı saat ya? Yani 11'i geçiyordu galiba sardığımda. İşte ancak sardım. Sonra biraz geldim. Aydın'ı geçtim. Şeyin orada Nazilli'yi geçtim işte. Buarkent'e varmadan. Sağ tarafta şöyle güzel bir uyku çektim. Her zamanki gibi. Ondan biraz nasılsa geç kaldım dedim yani. Sabaha yetişemem diye. Sonra aheste aheste geldim. Bucağın oraya kadar. Şimdi orada işte bugün cuma. Şöyle bir cuma namazımızı eda edelim. Ondan sonra da yükümüzü indiririz. Öğlen sonunda eve geçerim. Bugün cuma, aslında hafta sonu iş var. Ama çok fazla sarasım yok. Hafta sonu evimde geçirmek istiyorum. Birkaç günde şöyle evde durmak istiyorum. Bu arada gaz beton demiştik, yükledim. Gaz beton şu şekilde arkadaşlar. Çift sıra halinde vuruluyor. Mecbur spanzetle bağlamanız lazım. Ama sağlam yani, sıkıntı yok. Normalde şuna spanzet bağlamasan bile götürebilirsin. Ancak yani havale olduğu için virajlara girdiğimizde ya da araba şöyle bir yalpalama yaptığında, Allah korusun, yani geri dönülmez bir sonuç çıkabilir arkadaşlar ortaya. Onun için biz de işimizi sağlama alalım. Arkadaşlar yüküm tam basar tonaj. 27.800 kilogram.
Ama dediğim gibi yani 27 ile de aynı gidiyor araba, 27.800 ile de aynı gidiyor. Önemli olan yani yükün şey olması, oturaklı olması. Mesela bu yük çok fazla kasmıyor arabayı, gayet rahat gidiyor. Yeri de kolay zaten aksu tarafında. Telefonu açtım. Sıkıntımız yok. Yola çıkınca görüşürüz, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, lazım namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Burada Karapınar'ın orada durdum. Yolun kıyısında bir cami vardı. Namazı kıldık, şimdi devam ediyoruz. Çubukbeli'ne yaklaştım. Meşhur Çubukbeli arkadaşlar. Ya dün şöyle biraz daha vakitli yükleseydim çok güzel olacaktı ya. Yani çok geç kaldım. Yani sonuçta yükledim ama bekleye bekleye gerçekten var ya, en azından orada 4 saat 5 saat bekledim arkadaşlar. Kaçta vardım ben oraya? Evet, akşam namazını geçiyordu yani 6'yı geçiyordu. Garanti 4 saat bekledim. Yani 1 saat daha de araba yüklendi, spanzet çektim falan, 11'de evet. Çıktığımda 11 falandı orada. Ondan sonra işte Aydın'ın o tarafa geldim, orada bir yemek yedim. Yemek deme yani, bir çorba içtim. Ondan sonra oradan bir fişekledim. Ama buhar kendin oraya gelemedim. Ben diyordum ki herhalde ben şeye varırım. Neydi onun adı? Deniz'in oraya varırım dedim. Buhar kente bile varamadım arkadaşlar. Sağ tarafta şöyle geniş çok güzel bir yer buldum. Tam benlik. Her zamanki gibi Vebos da açık. Vebos'umuzu açtık. Ondan sonra telefonu yine kurdum. Değişmez. Ama her zamanki gibi de telefonu tabi iptal al, yat. Sabah namazına kadar. Ya zaten acelem yoktu. Bugün cuma. Yani yükü şimdi indireceğim. Ha, öğleden önce indirmişim, öğleden sonra indirmişim. Yükü alacağım nasıl olsa. Onun için şimdi şuraya da geldim. Güzel bir kahvaltı yaptım. Namazımıza kıldık. Gidiyoruz işte. Evet. Çubukbeli'ne sardık. Hayırlı olsun. Önce bir uçağa basıyorum. Şu Dağbeli tabelasının orada da 5'i alırım her zaman. Bir son sinyal. Canfesoğlu. Seni bir sollayayım dayı da. Hakkın kalmasın. Evet. Geçelim abi. Burada az bir yokuş var. Ondan sonra zaten hiç mazot yakmıyor araba. Şeyde aslında bucağı da ondan almadım zaten. Yani bucakla Antalya arasında 300 lira falan fark vardı. Yani zaten bucağa geldikten sonra Antalya'ya kadar araba doğru düzgün mazot yakmıyor. Sadece bir şuraya birazcık rampa çıkıyorsun. O da 5 dakika bile sürmüyor. Sonra devam. Onun için ben de Antalya'ya aldım. Daha kârıma gitti yani. Yani o da hoş. Dün o şeyi de yükü de saramayacak gibiydik. Zaten yükü geç indirdim. Nasibimizde bu varmış. Ya aslında şimdi ay sonu işler hızlı olur. Bir yük daha mı sarsam diyorum. Ama hiç canım da istemiyor. Kooperatifte pazar günü de yükleme varmış. Olmazsa MDF sarayım. Ya oran da işler yani bazı güzel oluyor ama kooperatifin kendi üyeleri olduğu için tabii öncelikle kendi üyeleri faydalanıyor. Üyelerin gitmediği işlere biz gidiyoruz. Ya tabi oraya da her zaman gitmiyorum ben de. Bazen de işte orada tanıdık abilerimiz var. Onları kırmamak için gidiyorum. Yük aslında organize sanayi yapılan inseydi. Yük indirdikten sonra güzelce bir arabayı yıkatıp bir alan çaktık.
ta Aksu'ya iniyor. Orada yıkamacı, yağlamacı da yok. Müsait bir zamanda gideceğiz abi. Bayağı oldu yani. Yıkatıp yağlatmayalım. Geçen gün hatta kendim yağladım. Dorsedek. Bir gün onları da göstereyim size. Benim dorsem yağlamalı, cırcırlı. Yani Avrupa dorse değil benimki. Yerli dorse olduğu için dingilleri de Konya malı. Şimdi bu yük güzel sevgili arkadaşlar. Gaz beton güzel. Arabayı böyle giderken mesela kasmıyor. Yalnız tabii bir şey var. Virajlara böyle şeydeki gibi giremiyoruz. Mesela kömür yükü gibi, demirdeki gibi efendim, gübre, yani kasa içi paletli yükler ya da çuvallı yüklerde girdiğimiz virajlara bu yükle giremiyoruz abi. Mesela şimdi şurada çubuk belinde aşağıya bıraktığımızda arabayı şey oldu mu yani 90-90 salıyordu mesela kasa içi yük oldu mu. Fakat bu birazcık daha havale ve işte paletlerin üstüne konması sebebiyle şeylere çok hızlı giremiyoruz arkadaşlar. Virajlara çok hızlı giremiyoruz. Ya girsen de belki bir şey olmaz. Ama yaptığın bir hata Allah korusun yani işin içinden çıkılmaz bir hal alır yani. Şuradan 6 takviyeye attık mı şeye kadar hiç gaza basmama gerek yok artık. Nereye? Organize sanayinin oraya kadar gaza basmama gerek yok. Şurada aslında birazcık gaz istiyor. Ama ben basmıyorum. Yani araba böyle 40'a kadar düşüyor. Yani şurada birazcık rampa çıkıyor gibi oluyor. Aa, burada düşmedi bak. Niye? Çünkü yük şey yapıyor. Esnetiyor arabayı. Her yük böyle yapmıyor arkadaşlar. Bazı yükler mesela burada keser. Mesela bu yük arabayı esnetiyor bak. Gidiyor. Hiç gaza basmana gerek yok artık. Her zaman için çubuk belini ilk böyle çubuk beli başladığında şu sert virajın orayı 5 takviye inerim. Sebep de şu. 5'te yine inerim ama frene dokunmamak için. Amacım o. Normalde iner araba. Hatta bugün burayı 5'te inelim. Şöyle 5 virajı dolandıktan sonra 6 takviye. Bakın ben mesela burada hiç aslında frene basmazdım. Ama bugün uçağa basmadık. Yani 5 takviye inmedim. 5 düzlüğe indim. Haydi bismillah. Salmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şurada keskin bir viraj var. Hemen burada da hafif şöyle ucundan bir frene dokunalım. Vabisçi dayımızla geçelim. Evet. Bir vabisi ancak bir vabis geçer. Aşağıya inerken arkadaşlar. Ya bu abartı da. Yani işte işin esprisi yani. Eğer arabanızın rötarı varsa ve rötarına güveniyorsanız arabayı çok fazla böyle sıkmayın arkadaşlar. Kasmayın. Bırak aşağıya gitsin. Tabi saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde değil de. Durdurabilecekseniz. Herkes arabasını bilir zaten. Ne, nasıl, nerede, ne yapacağını herkes bilir arabasını. Normalde ben burada yani şu viraj döndükten sonra 6 takviye alırım. Ta organize sanayiye kadar o şekilde giderdim ama şu yükler birazcık hafif böyle havale gibi olduğu için o virajı şey dönmek istemiyorum arkadaşlar. Sert dönmek istemiyorum. Tedbirimizi alalım değil mi? Ama bir şeyin güzel de yani 5'te de saldığında frene dokunmuyorsun. Mesela burada şu anda akıp gidiyor araba. Artı bir de mesela devir saati şu anda 15'i hafif geçiyor ve motor freni daha güçlü çalışmaya başlıyor. Zaten şöyle bir şey vardır. Retarderin
en verimli çalıştığı devir saati 1700-1800 devir arasındadır normalde. Ama tabi arabayı çok fazla böyle şeye bindirmemek için, yani yükü motora bindirmemek için 15'i çok fazla geçirmemeye çalışıyoruz tabi. Bu nerelerde oluyor? Böyle çok keskin inişlerde, yani araba artık rötardan dayanmıyorsa tam son kademeye kadar çekersin. O gittiği yere kadar gider. Baktın devir saati çok hızlı iniyor, ilerliyor. 17-18'i geçiyor. Ondan sonra ne yaparız? Frene dokunuruz. Ama 1600-1700'lere kadar şeye dokunmaya gerek yok. Mesela burada araba iyice yavaşladı. Burada arabayı hafif gaza basıp hızlandırmamıza gerek yok. Çünkü zaten buradan itibaren araba kendi kendine hızlanıyor zaten. Yani salacağın ya da frene basacağın yeri iyi bilmelisin. Son kademeyi de çektiğimizde gür 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 ötüyor arkadaşlar. Şimdi Scania'larda büyük rötarlarda arkadaşlar, yani 905 şanzıman rötarlarında ısınma olmuyor. Yani ben şuradan hiç gevşetmeyeyim. Organize sanayinin oraya kadar full çekik gitsin. Yani 5 kademe çekik gitsin. Evet, hararet kalkıyor biraz. Ama o fan tekrar o harareti indirebiliyor. Ama işte yine Scania'ların 900 şanzımanlarında retarder buna göre biraz daha zayıf oluyor. Ve yani 905 şanzımanın retarderinin tuttuğu ya da sağladığı verimi o vermiyor. 900 şanzıman vermiyor arkadaşlar. Ya da mesela dayımda, daha doğrusu dayım hanımın dayısında aksör var. Onun da arabasında rötardar var. Ama çektikten sonra bir müddet sonra ısınıyor ve tekrar gevşetmek zorunda kalıyorum diyor. Yani şöyle bir soğutuyorum, bir daha çekiyorum diyor. Ama bakın ben şu anda 5 kademe çekip bırakıyorum aşağıya. 6 takviye de salarım ama o zaman hafif böyle frene dokunuyorum bazen. Havale olduğu için yük. Ama şu anda çok rahat bir şekilde aşağı iniyor. Ama buranın hakkı 5 değil. Buranın hakkı 6 takviye yani. Hatta 6 takviyeye sallayalım yani. Bakın hemen. Çubuk beli ve çeltikçi belinden aşağı inmek çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Retarı çekiyorsun hemen. Biniyorum. Her zaman söylerim arkadaşlar, rötardar ikinci bir arabadır diye. Gerçekten çok gerekli. Antalya'da yaşıyorsanız ya da Antalya bölgesinde yaşıyorsanız ya da çalışıyorsanız arabanızda kesinlikle rötardar bulunması lazım. Çünkü burayı 8 vites arabalar için söylüyorum. 5-5 takviye 6 gibi salmak var. Bir de Scania mesela 6 vites 6 takviye salmak var. Ve artık hiç frene basmadan salmak var. Bu gerçekten çok önem arz ediyor arkadaşlar. Tabiri caizse evet, yani rötardar mavisten sorulur. Diğer arabalarınkini bilmiyorum. Mesela manların falan da rötarının güçlü olduğunu söylüyorlar. Tabi kullanmadım, bilmiyorum. Renault'larda mesela ne kadar rötarı çekerse çek hararetin kalkmadığını söylüyorlar. Evet, bizde de hararet birazcık kalkıyor. Fakat fan hemen devreye iniyor ve tekrar olması gereken seviyeye getiriyor.
Evet, şurada artık virajlar bittikten sonra altı düzü alırsın. Bırakırsın. Bırak rötarı da. Serbest bırak. Aksın gitsin. Ak babacım, ak. Bırak 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 gitsin. Sal yiğidimi. Bırak yakasını. Normalde buraya arkadaşlar, yani bir araç, yani şu tip bir araç, yani takorak bozulmadan normalde 120 ile iner yani. Yani rötarı güçlü olan araçtan bahsediyorum. Ama tabii biz her zaman için hız kurallarına riayet ediyoruz, uyuyoruz. Evet, hayırlı olsun. Belli bitirdik arkadaşlar. Yani iniyoruz aşağı, aslında da virajlar falan bitti. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela ben hep şu koldan kullanıyorum şeyi. Rötarları. Şu kol, rötarlar kolunun alt tarafında düğmesi var. Bu düğmeye basıyorsun. Ayağını sadece fren üzerine koyuyorsun, bırakıyorsun. Dokunuyorsun. Burada hemen rötarlar ışığı devreye giriyor. Yani şu anda hiçbir şeye dokunmuyorum. Araba kendi kendini indiriyor arkadaşlar. Yani bu otomatik rötarlar. Ayak frenine dokunduğumuzda otomatik olarak devreye giriyor. Peki yani devreden nasıl çıkacak? Devreden hafif böyle gaza dokunduğumuzda, hafif gaza dokunduğumuzda hemen oradan söndürür. Şimdi bir daha dokunuyorum. Yandı. Evet, o şimdi 90'a ayarladım ben onu. 90'ı geçitmeyecek. Hatta 90'dan birkaç şey aşağıya indiriyor, sonra çekiyor. Kontrol noktası var. Yavaşlayalım. Ya burada da yavaşlamak o kadar zoruma gidiyor ki ya. Araba tam böyle hızını alıyor. Bırakacaksın arabayı, bırakamıyorsun. Rötardan önem büyük ya arkadaşlar. Yani şu anda rötardan olmasaydı yavaş yavaş fıs 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 sala sala indirecektik. Evet, güvenlik kuvvetlerimiz. Karşı tarafta da çevirmişler. Ya burada da tam rampada çevirme yapıyorlar. Araba kendini ta artık bitti. Toplayamıyor. O şekilde gidiyor. Arkadaşlar geldim. Yer basit zaten Aksu'da. Hemen köprünün altından bir U dönüşü. Hemen şu arka tarafta. Geldik. Forklift bekliyorum arkadaşlar. Şuraya şu alanı indireceğiz. Yükümüzü de şöyle göstereyim. Evet. Burada da şey çıktı, yani ne kadar geldi dedi. Ben de 27.840 dedim. O kadar gelemez dedim. Mümkün değil diyor. Gelenler hep 27.000 kiloyla 27.040 da geldi. Aynı dedi. Vallahi abi dedim, suç benim mi dedim, yani bilemem. Kantara girdik. O geldi dedim. Sonra dedi işte ben bu yükü indirmem dedi. Yani parayı ödemem dedi. Abi ödemeyeceksen o zaman yük indirmeyelim dedim ben de.
Sonra işte birkaç yeri aradı. Velhasıl işi çözdük arkadaşlar. Yani bazen de böyle durumlarla karşılaşabiliyorsun. O kadar yol tepiyorsun. Ya belki tabi abinin morali bir şeye bozulmuş olabilir. Ama tabi bu şekilde de muamele görmek insanı üzüyor bazen. Yani bu işe girdiğinizde demek istediğim bu tip olaylarla da karşılaşma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Bazen de oluyor yani istemiyorum diyor, malı geriye götür diyor. Karşıya arıyorsun, olmaz diyor, indir diyor. İki arada bir derede kalıyorsun. Böyle durumlarda ne yapacaksın? Hiç başını ağrıtmayacaksın. Çünkü sen buraya getirmekle yükümlüsün. Ne yapacaksın? Yedemin diye bir şey var arkadaşlar. Hemen yedemine götürüyorsun. Tabi buradan ben bu malı almıyorum diye imza almanız lazım irsaliyede. O malı irsaliye imzalattıktan sonra yedemine götürüyorsun. Yedemine indiriyorsun. Paranı alıyor. İşine bakıyorsun. Onlar uğraşsın. Yani bu tip şeylerde kimseyle polemiğe girmeye gerek yok. Mesela ben biraz önce girmedim. Abi indirmeyelim o zaman dedim. İndirmesek ne yapacaktım? Hemen yedemine götürecektim. İşimi çözecektim. Çünkü ben suç benim değil. Yani ben buraya getirmekle yükümlüyüm. Emaneti de zarar vermeden diye getirdim. Hayırlısı bakalım. Ama tabi abi müteahhit olduğu için birazcık morali bozuktu. Sağa sola muhtemelen yani laf yetiştirmekten ya da laf anlatamamaktan birazcık gerilmiş. O gerginliği de bize yansıttı. Ama tabi çok şeye gerek yok. Yani polemiğe girmeye gerek yok. Her şeyi tatlılıkla çözmeye gayret etmeliyiz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İnşallah diğer vloglarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.